Bismillahirrahmanirrahim. 25. söz, ikinci şule, ikinci nur. Birinci, ikinci, üçüncü devam ediyor. Sırrı belagatları işliyorduk bu hafta. İkinci nur, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki Üslub-ı Bedi'sinde olan meziyeti i'caziyeye dairdir. Mevzumuzun ana konusu bu. Kur'an'ın ayetlerinin sonlarında bir takım fezlekeler, veciz öz ifadeler zikrediliyor ve Esma-i Hüsna zikrediliyor. Bunlarda bedi bir eşsiz bir üslup vardır, anlatım tarzı vardır ve bu eşsiz üslupta mucizelik meziyeti, özellikleri vardır. Yani gelişi güzel böyle bir Esma-i İlahiye'yi zikretmesi değildir. Gelişi güzel bir şeyi tavsif etmesi değildir. Ayette anlatılan hakikatler, ayetlerin sonlarındaki o fezlekelerde icmalleştiriliyor, özetleniyor. O ayetteki icraatın kaynağı, mahzeni, o Esma-i Hüsna olduğunu gösteriyor. Yani o Esma-i Hüsna'dır ki bu icraata sebep olmuştur diye onun kaynağını, nereden çıktığını gösteriyor. Ona dair misaller, misallerden önce bir takım hatırlatmalar var. Burayı okumuştuk. Biz yine birinci meziyeti cezalete girmeden önce baştaki başta bir nazar edelim dedik. Maksadımız anlaşıldı. Şimdi onunla ilgili bir misale geçelim. Birinci meziyeti cezalet. Kur'an-ı Hakim İncazkar beyanatıyla Sani-i Zülcelal'in efal ve eserlerini nazara karşı serer, basteder. Açar. Sonra o asar ve efalinde Esma-i İlahiye'yi istihraç eder. Bu bir. Yani şurası bir iki Risale-i Nur'da ayrılmamış. Fakat aşağıdaki birinci mananın misalleri, ikinci şıkkın misalleri diye ayırıyor. Demek ki bu bir, bu iki. Mana itibariyle bunun birinci mana, bunun ikinci mana olduğunu anladık. Bu şekilde bir tasnif etme tarafına gittik. Şimdi birinci manayı tekrardan bir anlayalım. Ona dair bir misal, yani şöyle olacak. Bir hakikati izah etti şurada. Buna bir misal verdi. Sonra diğer başka bir hakikat, bir de şöyle bir şey cereyan ediyor. Ona diğer bir misal de bu ayeti kerime. Sonra tekrardan bu biri ele alıyor. Birinci ayeti ele alıyor. Ne yaptığını söylüyor, yazıyor. İkinci ayeti ele alıyor. İkinciyi de nasıl cereyan ettiğini, neler yaptığını, ayetin nasıl neler yaptığını izah ediyor. Biz ilk önce şu biri anlayalım. Kur'an-ı Hakim, hikmetli Kur'an, i'cazkar beyanatıyla, mucizevi açıklamalarıyla, Sani-i Zülcelal'in, Cenab-ı Hakk'ın efal ve eserlerini, fiillerini ve eserlerini nazara karşı serer, basteder. İnsanın nazarına karşı, efkarının, fikrinin nazarına karşı ne yapıyor? Kudretiyle olduğu gibi seriyor, bastediyor. Nasıl ki Allah kudretiyle kainatı bizim nazarımıza sermiş, bastetmiş, aynen bunun gibi o kudreti Kur'an-ı Hakim'de anlatırken kelam sıfatıyla dahi Kur'an'da fikrimizin nazarına karşı seriyor, bastediyor, açıyor önümüze. Bir tezgah gibi açıyor. Yani bir dükkancının mallarını sermesi gibi, tezgahın üzerine bastedip açması gibi Cenab-ı Hak da Kur'an'ın ayetlerinde fiillerini ve eserlerini nazarımızın tezgahına seriyor, açıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o asar ve efalinde, bu fiillerinde ve eserlerinde Esma-i İlahiye'yi istihraç ediyor. Yani o fiile sebebiyet veren, o efale ve o esere sebebiyet veren esmasını en sonunda zikrediyor. O zaman ne manaya geliyor? Bu isimdir ki bu fiillere ve eserlere sebebiyet vermiştir. Bu eserin, bu fiilin ortaya çıkmasına sebep bu Esma-i İlahiye'dir. Maksud mana o.
Maksut mana onun tezcahını göstermesidir yani. İkinci bir tarz metot ayetin veya haşir ve tevhid gibi bir makasıdı asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Bu da yine efal ve eserlerinden sonra. Yani şu efal ve eserlerini nazara karşı serip bast ediyordu. Ne yapıyordu? Bir, o eser ve efaldeki esma-i ilahiyeyi gösteriyordu. İki, efal ve eserinin sonunda haşir ve tevhid gibi Kur'an'ın asli maksatlarını ispat ediyordu. O zaman şöyle diyoruz. Kur'an-ı Hakim, yani şu cümleyi okumak için şurayı atlayarak okuyacağız. Sani-i Zülcelal'in fiillerini ve eserlerini nazara karşı seriyor, bast ediyor. Sonra haşir ve tevhid gibi fiillerini ve eserlerini nazara karşı serdikten sonra o fiillerdeki ve eserlerdeki haşir ve tevhid gibi Kur'an'ın asli maksatlarından bir tanesini veyahut da birkaç tanesini ispat ediyor. Birinci manalı misallerinden, ikinci manalı misallerinden. Sen şunu şöyle yapsak belki daha isabetli olabilir, karışmasın diye. Böyle geri aldık. Olmadı. Evet, sonradan. Birinci mana şuna desek daha iyi. Çünkü bu cümle her Başlayacak. ikisine bakıyor. Aynen. Şöyle diyoruz. Cenab-ı Kur'an-ı Hakim, Cenab-ı Hakk'ın bir takım esma, efalini ve eserlerini nazara karşı seriyor, bast ediyor. Sonra o eser ve efalinde Allah'ın isimlerini zikrediyor bir. Sonra o eser ve efallerinin neticesinde haşir ve tevhid gibi Kur'an'ın asli maksatlarını ispat ediyor. Şimdi şu birdi, yani şunla beraber birdi, şunla şu beraber bir, yine bununla şu ikinci manada iki. Yani şu başlık her ikisinin başında bir başlıktır. Birinci mananın misallerinden mesela Hüvellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'en sümme istevâ ilâ's semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şeyin alim. Burada fezleke dediğimiz şu. Ve huve bikulli şeyin alim bu ayetteki efal ve eserlerinin bir fezlekesidir. İkinci şıkkın misallerinden mesela Elem nec'alil arda mihâde vel cibâle evtâde ve halaknâkum ezvâce ilâ âhir lâye inne yevmel fasli kâne mîkâte ne kadar? Devam ediyor ayet. Ta buraya kadar Cenab-ı Hak şurada ne yaptı? Efal ve asar-ı ilahiyeyi nazara karşı bastetti, serdi, gösterdi. En sonunda haşir ve tevhid gibi bir fezlekeyle onu sonlandırdı. Şimdi şu ayeti ele alıyoruz. Şöyle birinci mana, birinci ayet ve birinci ayeti ele alıp inceliyoruz. Ne yaptı burada? Birinci ayette asarı bast edip bir neticenin bir mühim maksudun mukaddematı gibi ilim ve kudrete gayet ve nizamatı ile şehadet eden en azim eserleri serdeder, alim ismini istihraç eder. Bak ne demişti yukarıda? Kur'an Cenab-ı Hakk'ın eserlerini ve fiillerini nazara karşı seriyordu, açıyordu, bast ediyordu. Yani. Evet ne yaptı? Şu örnek. Hüvellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'en sümme istevâ ilâ's semâi fesevvâhunne seb'a semâvât. Burada semavatın, yedi kat semanın yaratılması, arzın yaratılması, istiva etmesi, semayı istiva etmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın bir takım fiillerini ve icraatlarını sıralıyor. Daha sonra bu icraatlar yani şurasına efal ve asar diyoruz.
bu efal ve asardaki esma-i ilahiyeyi sonunda istihraç ediyor. Bu da fezleke. Ve hüve bi külli şeyin alim diye bitiriyor. İşte şu fezleke, şu ayetin şuradan çıkan özetidir. Yani alim ismini buradan istihraç etti. Allah ilmiyle beraber bunları yaptı. Alimdir ki bunları yapmaya sebebiyet verdi. Birincinin mana, birinci ayetin misali bu. Efal, asar, sonra Esma-i İlahiye'yi istihraç etmek. Efal ve asarı zikretti. Sonra Allah'ın alim ismini buradan çıkardı. İkinci manaya geçiyordu. İkinci ne manaydı? Veya haşir ve tevhid gibi bir makasıdı. Asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Kur'an'ın dört büyük maksadı var. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet gibi dört maksadı vardı. Veyahut da Allah bu eserlerini, fiillerini ve eserlerini nazara karşı serdikten sonra haşir ve tevhidi çıkarıyordu. Ona misal de şu: Elem neca'lel arda mihada vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca gibi Allah eserlerini ve fiillerini anlatıyor. Yani arzı size bir dağ yaptığını, işte sizi birbirine ünsiyet eder çiftler halk ettiğini, bunu anlatıyor, anlatıyor. Amme'de, yani o her okulun Amme suresinde en sonunda ne diyor? İnne yevmel fasli kâne mîgâta diyor. Ta buraya kadar. Burada fiillerini ve eserlerini nazarımıza karşı serdi. En sonunda Kur'an'ın dört maksadından bir tanesini onun içerisinden çıkardı. O da nedir? Yevmi fasl olan haşr. Okuyoruz şunu. İkinci ayette birinci şulenin, birinci şuanın üçüncü noktasında bir derece izah olunduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük efalini, azim asarını zikrederek, yani mesela dağları direk yapması, sizi birbirinize ünsiyetle çift yapması, kıyamet hadiselerinden, olaylarından, olacak olan olaylardan mesela bahsediyor. En sonunda yani dünyadaki acayip efalini zikrediyor. En sonunda inne yömel fasl kâne mikâta diyor. Dünyadaki bu acayip efali yapan elbette ki haşirde sizi ihya edecektir. En sonunda ne yapıyor? Bu azim asarını zikrederek neticesinde yevmi fasl olan haşri netice olarak zikrediyor. Önce fiillerini nazara seriyor, gösteriyor. O fiillerden bizim kanaatimiz geliyor ki Allah haşri yapmaya muktedirdir. Haşri onun üzerine bina ediyor. O da onun misallerinden de bu ayet işte. İkincinin misallerinden. Evet. Tekrardan şöyle kısaca bir özet yapıyoruz. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin sonlarındaki fezlekeler mühim bir geliyorduk neye? Meziyet-i icaziyeye dairdir. Mucizelik özellikleri var onların. Gelişi güzel zikredilmemiş. Ona misal bir, Allah ayette önce fiillerini, eserlerini zikreder. Sonra o fiil ve eserlerdeki Allah'ın ismini istihraç eder. Ona misal buydu. Allah burada icraatını zikretti. Sonra bu icraata sebebiyet veren Alim ismini istihraç etti. Alim isminin icrası. Alim isminin icrasıdır. Aynen öyle. İkinci veyahut da ne yapıyor? Efalini ve eserlerini nazara karşı seriyordu. Sonunda haşir ve tevhidi oradan çıkarıyordu. Ona misal de işte bu ayeti kerime. Dünyadaki Cenab-ı Hak acayip efalini zikrediyor. Dağların direk olması gibi. Sizi birbirinize ünsiyet eder çift. Ve ammedeki harika fiilleri zikrettikten sonra yevmi faslı ondan istihraç etti. Yani haşri, yevmi faslı olan haşri iyi ile kötünün birbirinden ayrılacağı günü o kudrete sahip olduğunu Cenab-ı Hak bu ayetteki icraatlarından çıkardı. Sonunda böylece fezlekelendirdi, icmallendirdi, özetledi. Bu da hakikaten mucizevi bir anlatım. Bedi bir üslup. Harika bir metot yani. Haşrı ispatını aynı zamanda yapmış oluyor. Anlatım tarzındaki zaten diyor ya cezalet. Kelimenin seçilişinde konu ve gayeye uygunluk. Ne kadar konuya uygun bir kelam seçilmiş. Alim. Zaten bir bütün halinde. Cenab-ı Hakk'ın icraatı bir bütün olduğu gibi kelamı da bir bütün halinde.
diye bir meziyet-i icaziye burada beyan ediliyor.